Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Lawyer, avukat demek değerli arkadaşlar. Lawyer, avukat demek. Zaten law, kanun demek arkadaşlar. Lawyer da avukat anlamına geliyor. Devam ediyorum. A lawyer works with the law and represent people in court. Bir avukat diyor, kanunla çalışır diyor ve mahkemede insanları temsil eder. Represent arkadaşlar temsil etmek. Bunu da yazayım size. Temsil etmek anlamına geliyor. The lawyer left the courthouse. Courthouse'un anlamı arkadaşlar. Courthouse'un anlamı evet. Mahkeme salonu anlamına geliyor. Mahkeme salonu. Salonu. Artık idare eder. Courthouse, mahkeme salonu arkadaşlar. The lawyer left the courthouse after the judge made her decision. Judge aynı zamanda arkadaşlar yargıç anlamına geliyor. Judge aynı zamanda yargıç. Diyor yargıç kararını verdikten sonra diyor. Bir de make decision diye geçiyor karar vermek arkadaşlar. Onu da bir yuvarlak içine alayım. Make decision. Şöyle yapayım. Make decision karar ver. Burada çok kelime geçti ya. Evet. Şurada bakın. Made decision karar vermek. Mesela I made my decision dediği zaman ben kararımı verdim anlamına geliyor. I made my decision. Ben kararımı verdim. Altına karar vermek diye de yazayım arkadaşlar. Karar vermek. Mesela örnek vermek gerekirse eğer buna. I made my decision. Örnek vereyim mi buna bir tane? Vereyim değil mi? I made my decision. I made my decision. Nokta. Kararımı verdim. Ha, arkasından derseniz about bilmem ne. Bilmem ne hakkında anlamda söyleyebilirsiniz. I made my decision about bilmem ne diye söyleyebilirsin. Diyor ki avukat diyor. Mahkeme salonunu terk et diyor. Yargıç diyor kararını verdikten sonra, after burada den sonra biliyorsunuz. After sonra değil, den sonra anlamına geliyor. Mention, değerli arkadaşlar, mention, zikretmek, bahsetmek anlamına geliyor. Zikretmek, bahsetmek. Zikretmek derken o aptalların başını sallamasından bahsetmiyorum ha. Yanlış anlamayın. Bir şeyden bahsetmek anlamında geçiyor. Evet, zikretmek, bahsetmek. To mention something is to talk about it. Bir şeyden bahsetmek diyor, onun hakkında konuşmaktır diyor. Sohbet etmektir. The doctors mentioned the problems that the patient was having. Evet, hastanın diyor, sahip oluyor olduğu, burada sahip oluyor olduğu problemlerden bahsetti diyor. Bahsetti. Mention düzenli fiil. Dikkat ederseniz ed takısı alıyor. Policy, politika demek değerli arkadaşlar. Politika. Ben de buraya yazdım bu politikayı. İsimdi tabii ki. Poliçe değil miydi hocam bu? Ha, poliçe anlamına geliyor. Ha, bir anlamda poliçe. Doğru söylüyorsun. Bir anlamda poliçe. Bir kelimenin birden çok anlamları olabiliyor çocuklar. A policy is a rule. Ha, hukukta politika. Evet. Politika anlamına geliyor. Bir kural anlamına geliyor. Kural anlamında da geçebiliyor. Politika diyelim, poliçe diyelim yanına bir de. Kural diyelim. Çok anlamlı. Şöyle hukukta politika oluyor. İş hayatında poliçe diye yazmışım. Ben trafikte de sigorta. Evet doğru. Sigortası. A policy is a rule. Doğru, haklısın. He told us that his policy was to put customers first. Onun diyor ilk işte kuralının müşterinin, hani müşteri hakları hesabı var ya burada, müşteriyi ilk şeye koymak, ilk bir önceliğe koymak olduğunu söyledi. Yani müşterinin kendisinin ilk önceliği olduğunu söyledi anlamda. Put someone first, birisini önceliğe koymak anlamında geçiyor arkadaşlar. Put customers first. Bu da bir kalıp. Bunu kaldırmayayım da başka bir tane alayım buraya. Put someone first arkadaşlar birisini önceliğe almak demek. Put someone first. Böyle bakın arkadaşlar. Put someone first. Gördün mü? Birisini önceliğe almak.
yazayım buraya. Birisine ne önceliğe almak. Evet. O zaman hocam müşterilerimiz veli nimetimizdir gibi. O anlama geliyor, evet. Evet, o anlama geliyor. Müşteri veli nimetimiz. Babam hiçbir zaman müşterilerle kavga etmezdi. Müşteri ben, her zaman haklıdır. Evet, ben öğretmen olduğum için kavga edebiliyorum rahatlıkla. Zaten bu yıl sonundan sonra artık ders vermeyeceğim. Sadece özel ders vereceğim. Karar verdim artık, kesin karar verdim. He told us that his policy was to put customers first. Efendim diyor ki, bize işte müşterilerin önceliği olduğunu söyledi. Yani müşteri her zaman haklıdır gibilerinden söylüyor. Social artık Türkçe'ye geçmiş bir kelime maalesef arkadaşlar. Sosyal demek. Toplumsal da diyebiliriz hocam. Tabii tabii, sosyal, toplumsal, toplumsal anlamına geliyor. If something is social, eğer bir şey toplumsalsa, it's about many people in a community. Community toplum demek arkadaşlar. Toplumdaki birçok insanla alakalıdır diyor. Eğer bir şey sosyalse diyor. Toplumdaki birçok kişiyle alakalıdır anlamında söylüyor. Community, komünite diye geçiyor bizde, dedim mi bu? Toplum. Toplum anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bak bir kelime öğreneceğiz ama bir kelimenin yanında bir sürü şey öğreniyoruz. People should come together and fix the world's social problems. Come together arkadaşlar, bir araya gelmek, toplanmak anlamına geliyor. Come together. Bakın, evet, come together. Toplanmak anlamına geliyor. Bir araya gelmek diyeyim. Bir araya gelmek. Gelmek. Fix, nasıl diyelim, tamir etmek anlamında geçiyor ama dünyanın sosyal problemlerini, dünyanın toplumsal problemlerini tamir etmek için değil de ne diyebiliriz arkadaş orada? Çözmek için denir hocam. Çözmek. Bravo, bravo, bravo. Çözmek için, aynen, çözmek. Fix orada çözmek anlamına geliyor. Tamir etmek için değil de çözmek. Bravo. Güzel. Dünyanın toplumsal problemlerini çözmek için bir araya gelmeliler. Gelseler iyi olur anlamda veya gelmeliler dediğin gibi. Evet. Speech. Geldik speech arkadaşlar. Speech, demeç. Demeç. Yani demeç ne demek? Konuşma, beyanat. Ha, kamu konuşma, beyanat. Evet, anlamda geçiyor. Doğru. Konuşma, beyanat diyelim. Demeç. Demeç de diyebiliriz de. Şimdi değerli arkadaşlar. A speech is something said to a group of people. Diyor ki bir demeç veya bir konuşma, bir beyanat diyor. Birisinin bir grup insana söylediği şeydir diyor. Bir grup insana söylediği şey diye. Ha, bunun bir de kalıbı var arkadaşlar. Bunun bir de kalıbı var ya, ben bu. Give a speech arkadaşlar. Give a speech. Give a speech. Ha, bu daha güzel oldu sanki, değil mi? Give a speech. Give bu a iyi. Speech. İyi değil mi bu? Güzel. Bu iyi hocam. Evet. Give a speech. Give a speech şeklinde söyleniyor. Speech isim olduğu için arkadaşlar demeç anlamına geliyor. İsim anlamında kullanıyor. Bu demeç vermek diyelim. Demeç vermek ya da beyanat vermek ya da konuşma yapmak anlamında geçiyor. Evet. Give a speech. Şöyle bir kalıp arkadaşlar bu. Tabii given ikinci hali gave, üçüncü hali given, ona göre söylüyorsunuz. Staff. Staff, personel. Personel anlamında geçiyor. A staff is a group of people working together in a company. Working together anlamını biliyorsunuz zaten. Birlikte çalışan, değil mi? Bir şirkette diyor birlikte çalışan bir grup insana staff denir, personel. Personel deyince arkadaşlar bu çoğul gibi kabul ediyor. Çoğul gibi kabul ediliyor. My dad has a staff of 4 people to help him at the office. Babam diyor ofisinde diyor, ofiste diyor kendisine yardım eden diyor 4 tane adamı var diyor. Personeli var diyor. 4 tane personeli var diyor. Toward, e doğru anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Toward, e doğru. E doğru anlamına geliyor. Toward. Bazen towards olarak da kullanılıyor. Toward ve towards her ikisi de doğrudur arkadaşlar. If you go towards something, eğer bir şeye doğru gidiyorsan you go closer to it. Arkadaşlar close yakın, go closer ise yakınlaşmak anlamına geliyor. Daha da yakınlaşmak. Go closer, yakınlaşmak anlamında geçiyor.
Şöyle alayım, buraya yazayım. Evet. Go closer. Go close, yakınlaşmak da. Go closer, bak böyle yazılıyor. Close, yakınlaşmak. Go closer da daha da yaklaşmak anlamına geliyor. Daha da yaklaşmak. Evet. Şimdi buraya eğer bir şeye doğru gidersen ona daha da yakınlaşırsınız diyor. Santa walked toward my house with a special tree. Özel bir ağaçla diyor. Özel bir ağaçla diyor. Benim evime doğru yürüdü diyor. Özel bir ağaçla benim evime doğru yürüdü. Herhalde artık ağaç satın mı almış, ne yapmış hediye olarak. Wood, ahşap, tahta anlamına geliyor. Wood neymiş? Ahşap ve tahta anlamına geliyor arkadaşlar. Wood'un bir anlamı da orman. Onu da anlatayım size. Bunu bir ahşap tahta diye yazayım. Ahşap tahta virgül orman diye söyleyeyim. Ama burada zannediyorum ki ahşap anlamında geçiyor. Wood is the thing that trees are made of. Ağaçtan yapılmış olan. To be made of yapılmış anlamına geliyor arkadaşlar. Yapılmış anlamına geliyor. To be made of. Onu da yazalım. To be made of. To be made of. Çok şey var öğretilecek de. Bir şeyden yapılmış. Bir şeyden yapılmış. Ama bir tane daha var bunun gibi bir şeyden yapılmış anlamına gel. Onu da vereyim madem. To be made from. Bir de bu var. Bu da bir şeyden yapılmış. Arada fark var. Onu da öğreteyim size. Yapılmış. Şimdi aradaki fark şu değerli arkadaşlar. To be made of dediğin zaman, to be made of dediğin zaman arkadaşlar, bir şeyden yapılmış, onun içindeki maddeleri göremiyorsunuz. Mesela şöyle diyeyim, mesela bir örnek vereyim size daha iyi anlamanız için. Bir pasta, a cake diyorum, a cake is made, bakın, of flour, efendim virgül, ne olsun mesela, sugar. Hayır. Ney? Yumurta. Ha, egg. Egg, Almanca söyledim yine. Ha, eggs, add, olsun canım, et cetera. And so on diyeyim, so on. So on da et cetera yerine geçiyor arkadaşlar. Ve vesaire anlamına geliyor. Şimdi kekin içinde ne olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir kek elinizde alın, onun için un olduğunu göremiyorsunuz, şeker olduğunu göremiyorsunuz, yumurta olduğunu göremiyorsunuz. İşte bu made olarak söyleniyor. Made from ise mesela this bridge diyorum, bu köprü. This bridge is made from iron. Bu köprü demirden yapılmıştır. Ama o köprünün elinizi vurduğun zaman tam demir olduğunu anlıyorsunuz. Aradaki fark bu. Bir şey daha var öğretmek istediğim. Şöyle bir kenara çekeyim şunu yukarıya doğru. Bir şey daha var. Orman anlamına gelen bir kelime var. Onu başka bir renk yazayım ki ayrılsın buradan. Ha, ne renk olsun o? Mavi. Mavi diyeyim buna. Bakın arkadaşlar. Orman dedim ya, orman. Mesela jungle orman anlamına geliyor. Ama balta girmemiş orman. Bunu siz yazın, benim yerim yok. Forest, bu da doğal orman anlamında geçiyor. Bir de var wood. Bu da insan eliyle yapılmış orman anlamında. Koru olmaz mı hocam? Koru deriz. Koru. Aferin. Koru. Bravo. Koru. Jungle, balta girmemiş orman. Forest, efendim. Normal orman. Normal orman. Wood da koru veya küçük ormancık diyelim. Evet, diyor ki wood is the thing that trees are made of. Efendim, diyor ki ağaçtan yapılmış şeylere ahşap denir diyor. Made of. I put the pieces of wood in a pile. Ben diyor pile arkadaşlar yığın, bir yığın içine koymak, yani yığına koymak. Pile yığın demek. Bir yığının içine diyor ahşapları koydum diyor. Yığın demeyen olan bir ne diyebilir? Dur bakayım, pile'a bir bakayım ben.
yığınak anlamına, bir yığınağın içine. Kazık anlamına geliyor ama yığınak anlamında geçiyor burada. Bir yığınağın içine. Yığınak, yığın yapma, fiil anlamda yığın. İstif hocam, istiflenme. İstifleme. Evet, bir yığının içine anlamında geçiyor. İstiflemek diye yazmıyor burada ama kümelenmek diyor, yığmak gibi. Bir şeyin içine yığmak anlamında geçiyor arkadaşlar. Yığmak. In a pile, bir yığının içine odunları attı. Koydum diyor, koydum odunları. Zannediyorum burada bitti herhalde. Şimdi geliyorum başa arkadaşlar. Bunları tekrar baştan bir kere bir hatırlatayım size tekrar. Alive, canlı demek. Bone, kemik demek. Fishbone neydi? Kılçık demekti. Hatta burada dead, ölüm demekti. To die, ölmek. Bunu daha kibar bir şekilde söylesem pass away oluyor. Bother, rahatsız etmek ya da rahatsız olmak. Captain, kaptan. Efendim, conclusion, sonuç, netice. Cheer, tezahürat yapmak. Doubt derken B'yi kullanmayın. Şüphe, isim olarak kullanılıyor. To suspect de şüphe duymak. Şüphem var diyeceksiniz. I have a doubt deniyor. I have doubt da deniyor. E de kullanılıyor. Benim bir şüphem var anlamında. Explore, keşfetmek. Explorer, kaşif. Foreign, yabancı anlamında bir sıfattır. Ama foreigner dediğin zaman yabancı birisi anlamına geliyor. Xenophobia da yabancı düşmanlıymış. Glad, to be glad diye kullanılıyor arkadaşlar. Kalıbı bu. Ama to be glad'lı kalıp kullandığı zaman, I'm glad dediğin zaman, I'm glad ya arkasına to verb bir geliyor, onu yazmamışım. Bak onu da yazayım bu arada. I'm glad demişiz. To be glad. Ya to verb bir kullanacaksınız bunun arkasından. To verb bir. Ya da arkadaşlar past tense bir cümle kullanacak. Bunun kuralı bu. Böyle kuralı yani. Konuşma kuralı bu. Efendim, however, ancak, ma mafi, buna mukabil anlamına geliyor. Noktadan sonra geliyor ve büyük harfle yazılıyor. Cümle başı oluyor ve virgül geliyor. Cümlenin başına da asla gelmez bu however. Onu da unutmayın. Bu ileri seviye bir bilgi arkadaşlar. Injustice, adaletsizlik. Justice, adalet demek. Judge, yargıç demek. Hep birbirine benzeyen kelimeler. A lack of moral, ahlak eksikliği diyelim. A lack of money, para eksikliği. A lack of eksiklik anlamına geliyor. International, beynelmiler anlamına geliyor. T'yi okumuyorlar, dikkat edin hızlı okurken. Lawyer, avukat. Yani bu arada organization, kuruluş demek. Lawyer, law, kanun demek. Lawyer da avukat anlamına geliyor. Represent, temsil etmek. Make someone decision var burada. Karar vermek. I made my decision demişim. Judge, yargıç demek. Courthouse, mahkeme salonu anlamına geliyor. Mention, zikretmek, bahsetmek anlamına geliyor. Başka ne var? Policy, çok anlamı olan bir kelime bu. Politika, poliçe, kural anlamına geliyor. Put someone first, birisini önceliğe koymak. Social, sosyal, toplumsal anlamına geliyor. Community de toplam demek, toplum demek, özür dilerim. Come together, bir araya gelmek anlamına geliyor. Fix aslında tamir etmek anlamına geliyor ama cümlesine göre değişiyor. Burada Şükran çok güzel bir saptamada bulundu. Çözmek dedi, güzel dedi. Speech, demeç, konuşma, beyanat anlamına geliyor değerli arkadaşlar. Bu speech konuşma anlamında söyleniyor ama mesela I like that speech diye, ben bu demeci sevdim anlamında söyleyebilirsin ama eğer fiil halinde kullanacaksın, give a speech diye kullanıyorsunuz. Staff, personel, bunu staff'la karıştırmayın. Orada ortada U olan vardı bir de arkadaşlar, hatırladın mı? Staff. Şöyle yapayım. Bununla karıştırmayın. Bakın şununla karıştırmayın. Staff. Bu ıvır zıvır demek. Ivır zıvır. Ivır zıvır. Tamam. Staff anlamında geçiyor. Evet. Efendim staff. Bu staff tabi. Bu staff diye okunuyor. Staff diye okunuyor. Efendim go closer. Pardon. Toward. E doğru. Towards olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Come towards me mesela. Bana doğru gel. Come toward me de diyebilirsin. Towards da diyebilirsin. Her ikisini de kullanıyorlar. E doğru. Go closer. Daha da yakınlaşmak anlamına geliyor. Efendim, would,
ahşap, tahta, orman anlamına geliyor. Burada bir to be made of kullanılmış arkadaşlar. To be made of bir şeyden yapılmış. Öteki de to be made from da bir şeyden yapılmış. Burada a cake is made of flour, sugar, eggs and so on dediğim zaman, içindekini görmediğim zaman to be made of, içindekini gördüğüm zaman to be made from diye söylüyoruz. Böyle de bir enteresan bir dil işte, ayrıntılı, her şey ayrıntılı. Yani size bir cümleyle her şeyi anlatabiliyor. Jungle, balta girmemiş orman, Afrika ormanları diyelim. Forest, normal bildiğimiz orman. Wood da koru anlamına geliyor. Bir kere de bir dinleyeyim, ondan sonra okutturayım size, olur mu? Evet. Unit 19. Word list. Alive. If someone or something is alive, they are not dead. My grandparents are still alive, even though they are over 90. Bone. A bone is a hard part of the body. I brought home a nice bone for my dog. Bother. To bother is to make the effort to do something. No one bothered to wash the dishes today. Captain. A captain is the person who leads a ship or airplane. The captain sailed his ship to Australia. Conclusion. The conclusion of something is the final part of it. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. Doubt. Doubt is a feeling of not being sure. I have doubt that the story is true. Explore. To explore is to look for new places. He wants to explore the world and see new things. Foreign. If something is foreign, it is from a different country. Mexican food is a popular foreign food. Glad. If you are glad, you are happy. I am glad you came to my party. However. However means despite or not being influenced by something. She is a great cook. However, she never had professional lessons. Injustice. Injustice is a lack of fairness or justice. Putting an innocent person in jail is an act of injustice. International. If something is international, it involves more than one country. The United Nations is a powerful international organization. Lawyer. A lawyer works with the law and represents people in court. The lawyer left the courthouse after the judge made her decision. Mention. To mention something is to talk about it. The doctors mentioned the problems that the patient was having. Policy. A policy is a rule. He told us that his policy was to put customers first. Social. If something is social, it is about many people in a community. People should come together and fix the world's social problems. Speech. A speech is something said to a group of people. She gave a speech to the class. Staff. A staff is a group of people working together in a company. My dad has a staff of 4 people to help him at the office. Toward. If you go toward something, you go closer to it. Santa walked toward my house with a special tree. Wood. Wood is the thing that trees are made of. I put the pieces of wood in a pile. Burada bir şey gördüm ben de. Staff of 4 people. 4 kişilik personel demek, bakın bu. Bu da bir kalıp gibi duruyor. Staff of 4 people, 4 kişilik personel. Santa dediği şey de arkadaşlar, bu hani Noel Baba var ya, onlar Santa Claus diyorlar. Santa walked toward my house with a special tree. Benim evime diyor Noel Baba bir ağaçla birlikte, özel bir ağaçla birlikte yürüdü diyor. Herhalde çam ağacı olsa gerek, değil mi?
Peki, şimdi tek tek çağıracağım sizi okumanız için arkadaşlar. Alive. If someone or something is alive, they are not dead. Dead. They are not dead. Dead. My grandparents are still alive, even though they are over 90. Hocam o noktaları D diye mi okuyoruz? Yok, 90. 90. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi 19, burada 90 anlamına geliyor. 90. değil ha, öyle düşünme. 19, 19 diye okunuyor. Uzatıyorsun, 19. Tamam mı? 90 ise kısaca 90. Bakın böyle 90 diye okunuyor. 90, 90. Okey. Bone. Bone. A bone is a hard part of the body. Mm-hmm. I brought home a nice bone for my dog. Güzel. Bother. The bother is to make the effort to do something. No one bother to wash the dishes today. Dishes today. Bulaşıklar demek. Mm-hmm. Captain. A captain is the person who leads a ship or airplane. The captain sailed his ship to Australia. Güzel. Sailed, evet doğru, sailed. Conclusion. Öyle söyle. Öyle değil. Conclusion. Mm-hmm. Conclusion. The conclusion of something is the final part of it. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. Bir daha okuyayım. The spectators cheered for the winner. Spectator. Yeah. Cheered. At the conclusion of the race, the spectators cheered for the winner. Evet. That is the feeling of not being sure. Mm-hmm. I have doubt that the story is true. Mm-hmm. Explore. To explore is to look for new places. Mm-hmm. He wants to explore the world and see new things. And see new things, doğru. Foreign. If something is foreign, it is from a different country. Evet, güzel. Mexican food is a popular foreign food. Foreign, böyle iyiye kaçırdın. Foreign. Foreign. Mm-hmm. Glad. If you are glad, you are happy. Mm-hmm. I am glad you came to my party. Unutmayın, I am glad'den sonra ya to verb geliyor ya da past tense geliyor. Güzel, devam et. However. However. However means despite or not being influenced by something. Influenced. She's a great cook. However, she never had professional lessons. Güzel, ağzına sağlık. Daha var, devam var. Injustice is a lack of fairness or justice. Mm-hmm. Putting an innocent person in jail is an act of injustice. Innocent arkadaşlar masum demek. Person kişi. Jail, onu da unutmuşuz yazmayı. Süre demekti galiba. Jail, mesela jail, hapishane demek.
Jail halk dilinde hapishane. Hapishane halk dilinde. Resmi dilde prison diye geçiyor. Prison diye geçiyor. Mesela bunun bir de şeyi var. Mesela mahkum diyeceğiz değil mi? Halk dilinde jailbird diye geçiyor. Jailbird. Mahkum böyle geçiyor. Ötekinde ise mahkum ise prisoner diye geçiyor. Bunları da veriyorum ki hani aklınıza takılırsa bilesiniz diye. Hocam bir önceki ünitede jail'a mapus demiştik. Jail hapishane işte. Jail hapishane. Hapishane yani, hani resmi dilde değil halk dilinde dediniz ya, o yüzden mapus demiştik ona. Mapus yani hapis demek istiyorsun değil mi? Tabii tabii. Hapishane yani hapishane. Jail ama halk dilinde. Ha mahpus her şey Türk bizde mahpusayım diyor ya. Evet. Mahpushane denir bizde de tabii. Ha, halk doğru, dilinde. Doğru. Evet evet. Halk dilinde mahpus ha. Prison'da neydi? Hapishane. Hapishane mi oluyor prison o zaman? Mahpus hapishane. Cezaevi hocam. Cezaevi diyelim. Cezaevi. Devam edelim şimdi. Devam edelim. International. If something is international, involves more than one country. Involves dahil olmak anlamına geliyor. Katılır. Birden daha çok ülkeyi dahil eder. Birden daha çok ülke işte dahildir anlamına geliyor. Dahil olmak anlamına geliyor. Involve arkadaşlar. Bir şeye dahil olmak. It involves more than one country. Güzel, güzel. The United Nations is a powerful full international organization. Bak burada T'yi çok güzel yutuyorsun. Aferin sana, güzel. Senin aksanın çok güzel de sen az okuyorsun. Böyle güzel okusan var ya, çok okusan var ya, çok güzel okuyacaksın sen.